gün itibarıyla Anayasa Komisyonu çalışmaları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin baskı ve zorbalığıyla görüşülmeden komisyonun önüne getirilen teklifin kabul edilmesi gibi bir fiili durum yaratılma noktasına gelmiştir. Biz başından itibaren bu anayasa değişikliğinin Türkiye'de bir rejim değişikliği getirdiğini ısrarla vurguluyoruz. Bunun demokratik cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldırmaya dönük bir anayasa değişiklik teklifi olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Egemenliğin 100 yıl önce saraydan alınıp millete verilmesine karşı bu anayasa değişikliğiyle egemenliğin milletten alınıp tekrar saraya verileceğini vurguluyoruz. Bu nedenle bu anayasa değişikliği basit bir kanun değişikliği teklifi ya da basit bir anayasa değişikliği teklifi değildir. Türkiye'nin 100 yıllık müktesebatını yok edip etmeme sorunudur. Milletin egemenliğini yok edip etmeme sorunudur. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekillerimiz salı gününden bu yana komisyon çalışmalarına çok ciddi biçimde katılmışlardır. Komisyonun çalışmaları sonucu dün gelinen noktada anlaşılan odur ki bizim komisyondaki mücadelemiz Adalet ve Kalkınma Partisi kurmay heyetiyle sarayı rahatsız etmiştir özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda daha önce okumadan imzaladıkları anayasa değişiklik teklifini biz komisyon çalışmalarında etraflıca anlatmaya başladıktan sonra anlamaya başlamışlar ve kahvaltılı toplantılarda itirazlar yükselmeye başlamıştır. Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin rahatsızlıklarının arttığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki milletvekillerinin rahatsızlıklarının arttığını görmeye başladık. Ve dün bir telaşla sırada 150 milletvekili söz almış konuşmak için beklerken 150 milletvekilinin konuşma imkanını, hakkını ortadan kaldırıp gasp edip genel üzerinde görüşmeleri tamamladık diyerek korsan bir oylamayla komisyon başkanı Mustafa Şentop maddelere geçildiğini ilan etmiştir. Bu korsan bir girişimdir, korsan bir oylamadır. Geçerli değildir. Bizim ondan önce verdiğimiz teklifleri dahi görüşmeye almadan bizden sonra verilen teklifi oylayarak maddelere geçilip çar çabuk bu işi paketleme niyeti içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. Ama bunu paketlemelerine fırsat vermeyeceğiz. Zorbalık anayasasını geçirmek için zorba yöntemlere başvuran bir iktidar grubuyla karşı karşıyayız. Komisyon üyesi Cumhuriyet Halk Partili 6 milletvekili üye arkadaşımızın, Anayasa Komisyonu üyesi 6 arkadaşımızın henüz 5 tanesi dahi konuşmadan, bir tanesi konuşmasını yapmış, 5 tanesi konuşma hakkını dahi kullanamadan geneli üzerine görüşmelerin tamamlandığı ilan edilmiştir. 60'ın üzerinde Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve toplamda 150 civarında milletvekili konuşma yapamadan geneli üzerinde görüşmelerin tamamlandığı ilan edilmek istenmiştir. Bu çerçevede bu zorbalık yöntemlerine ne anayasa komisyonunu ne milletin iradesini ne parlamentoyu teslim edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Dünkü gerginlik buradan kaynaklı bir gerginliktir. Bundan sonra da AKP bir 82 anayasası aldı kaçtı anayasasıydı. Bu da bir kaptı kaçtı anayasası haline getirilmeye çalışılıyor. Bir yeni darbe hukukunu oluşturma peşindeler. Buna müsaade etmeme konusunda kararlıyız. Hepinize teşekkür ediyorum.